Antalya'yı tarım orman müdürlüğünden ben Çağla Seda Dicleli. Tarımla doğru bilginin kısa yolu dünyanın en büyük açık kaynak görsel tarım kütüphanesi Antalya Tarım Online'a hoş geldiniz. Bitki hastalık ve zararlarını tanımada ve mücadelede ihtiyaç duyulan bilgiyi tarım sektörüne aktarmak amacıyla yetkili araştırma kurumlarının uzman araştırmacılarıyla gerçekleştirdiğimiz Bitki Doktorları programımızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün turunçgil pamuklu beyaz sineği ve mücadelesi konusuyla Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Tuğba Kahraman Hocam bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başlamadan önce sizi tanıyabilir miyiz? Tabii Tuğba Kahraman ben. Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Sağlığı bölümünde çalışıyorum. Burada entomoloji laboratuvarı meyve zararları üzerine çalışmaları yürütüyorum. Ankara Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisansımı ziraat mühendisliği üzerine tamamladım. Şu anda doktoramı Isparta Uygulama Bilim Üniversitesi'nde yine meyve zararları üzerine yapıyorum. Çok güzel. Böyle. Tekrardan aramıza hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ben sözü artık yavaşça size devrediyorum. Sunum saatimiz geldi. Ekrana yansıyabiliriz. Paylaşıyorum. Şu an geliyor. Her şey yolunda. Tekrar iyi sunumlar hocam. Teşekkür ediyorum. Bugün sizlere turunçgil pamuklu beyaz sineğinden bahsedeceğim. Bu Heraklera takımı içerisinde Alaricidae yani beyaz sineklerin olduğu familya içerisinde yer alan bir tür bulunmakta. Erginler kupadan çıktıktan sonra açık sarı renkte. Görselde gördüğünüz gibi ergin bir beyaz sinek fakat daha çok kelebeğe benziyor bunlar. Arkasında mum plakalarından salgıladıkları beyaz mumlu tabaka çocuklarını kaplıyor. Bu nedenle beyaz bir görünüm alıyor. Adını da aslında buradan alıyor. Pamuklu beyaz sineği. Bu pamuklu yapıdan dolayı. Erginler dinlenme halinde kanatları çatı gibi duruyor ve araları boşluklu, birleşik halde değil. Bu şekilde de erginlerin tanıyabilir üreticilerini. Yumurtaları ilk bırakıldıklarında açık renkte, yaprak üzerinde dik halde dururlar. Erginler yumurtalarını dairevi bir şekilde bırakırlar. Bu da çok spesifik. Yani evet bu turunçgil beyaz sineği, turunçgil pamuklu beyaz sineği diyebilir üreticilerimiz. Bu şekilde bir yumurta bırakma şekli görünüyorsa bu fikir sahibi olabilirler. Daire şeklinde yumurtaları bırakıyorlar. Tabii ilk bırakıldığında bu açık renkli olan yumurtalar zamanla yaprağın üzerine yatıyorlar şekilde ve açık renkten kahverengi renge dönüşüyorlar. Buna açılmaya yakın rengi koyulaşıyor. Larvalar vücut kenarı ve üzeri uzun, yapışkanımsı, parlak, pamuk su maddeyle kaplıdır. Yine isminden geldiği üzere. Vücut kenarından dışarı doğru uzamış kepi şeklinde uzantılar vardır bunların larvalarında. Kupa kabuğunda da pamuksu madde birikintileri vardır. Bu zararlar yılda 2-3 görülebilirler. Zararı, bu da diğer beyaz sinekler gibi bitki örtülerini emerek zararlı olur. Yoğun olarak beslenen yapraklar zamansız bir şekilde dökülür. Bu gibi ağaçlarda gelişme duraklaması ve verim kaybı oluşur. Bu zararın yanı sıra beslenme sırasında larvaların suları salgıladığı tatlısı bir madde var. Çok yoğun kumaşa neden olur. Yapışkan bir hal alır. Daha sonra üzeri siyahlaşır. Ya sonbahar zararının yoğun olduğu bahçelerde aslında yakın zamanlarda özellikle artık yoğunluktan tatlısı maddenin damla şeklinde aktığını görebilirsiniz. Tabii fumajın tabakası fotosentezi ve solunumu etkilediği için bitki gelişiminde olumsuz yönde etkiler. İşte pamuklu beyaz sineği bu şekilde görüyoruz. Daha yoğun bir şekilde gördüğünüz üzerinde pamuklu bir yapı var. Yani beyaz sineği aslında göremiyorsunuz. İçinde yer alıyor. Üzeri pamuklu bir görüntü var. Bu şekilde aslında tanıması kolay olabilir. Mücadelesi yeni kurulacak bahçe için içinden kaçırılmalı. Hava sirkülasyonu çok önemli. Buna göre doma yapılmalı. İç kısımlardaki oburdağlar temizlenmeli. Zararlı bulaşık fidanlarda kesinlikle başka yerde nakledilmemeli, imha edilmeli. Biyolojik mücadelesi yine turistik bahçelerindeki faydalı böceklerden birçoğu yine bu zararlıyı askısı altına alabiliyor. Bunlardan bir predator, Cristetus artus var. Bunun dışında çok sayıda predator var. Bu ana predatörlerden biri. Bir de bir parazitoid var bunlar. Bunlar gerçekten bu konuda beyaz sinek konusunda çok başarılı faydalılar. Parazitoid böyle küçük bir arıcık. Parazit dediği beyaz sineği görüyorsunuz. Beyaz sineği. Cristetum bir predatör. Bu da ergin ve larvaları her ikisi de bu zararla beslenebiliyor. Bunların dışında predatörlere bakacak olsak Chrysoperla carnea da bu yapraklı deli de çok beslenen genel bir predatör. Bu da
Doğamızda çok sayıda var. Bunu hatta burada beslenirken pamuklu beyaz sineğe larvasını görebiliyoruz. Larvası pratikör zaten. Burada da krizoparla karnayana yumurtası. Bunu doğada çok sık görürsünüz. Ne olduğunu merak ediyorsanız burada aslında hem ergenini görebiliyorsunuz hem de larvasını görebiliyorsunuz. Bu faydalı böceği yumurtası. Bu bahçenizin iyi bir şey aslında. Bunları korumak çok önemli olursa. Şimdi yasal mücadelesi tabii pek mümkün değil. Çünkü bu böceğin vücudu yapışkan ve pamuklu maddelerle kaplı. Yani pamuklu bir yapısı olduğu için kimyasal mücadelesi başarılı değil. Dolayısıyla bir ilacı yok. Ruhsatlı bir pestisit yok. Bunun yerine biyolojik mücadelesi çok önemli. Bunların korunması sağlanmalı. Ve kültürel önlemler tabii ki. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Hocam biz çok teşekkür ederiz sunum için, her şey için. Ve evet, toparlamak adına size bir soru sormak isteriz hocam. Üreticilerimizin bu konuda mutlaka dikkat etmesi gereken hususları kısaca özetleyebilir misiniz? Evet, tabii pamuklu beyaz sinek dediğimiz gibi yapısından dolayı kimyasal mücadelesi yok. Bunlar belli yoğunluğa geldiği zaman mücadele etmek gerekiyor. Ama faydaları olduğu için doğada çok sayıda bunların korunmasıyla aslında bu zararla mücadele edebiliyoruz. Yani o faydaları nasıl koruruz? Spesifik ilaçlar kullanırız. Zararlılar belli popülasyona ulaştığı zaman mücadele yaparız. Yani kimyasal mücadeleyi doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor ki doğadaki faydaları koruyabilelim. Faydaları korursak zaten bu zararların birçoğuyla karşılaşmayacağız bile. O yüzden biyolojik mücadele çok önemli konuda. Buna dikkat etmelerinizi öneriyorum. Çok teşekkür ederiz hocam tekrardan. Ve yavaş artık kapanışa doğru ilerleyebiliriz diye belirtmiş olalım. Son sözleriniz nelerdir? Söylemek istedikleriniz nelerdir hocam? Ben teşekkür ediyorum sizlere ve katılımcılarımıza. Tekrar görüşmek üzere. Biz tekrardan çok teşekkür ederiz hocam. Size emeklerinize, ağzınıza sağlık tekrardan. Ve evet, bugün de turunçgil pamuklu beyaz sineği ve mücadelesi dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başta Antalya Tarım Orman Müdürümüz Gökhan Karaca olmak üzere çevrimiçi eğitimlerimizin tasarımcısı ve koordinatörü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz İbrahim Irmağ, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Abdullah Ünlü'ye, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Mirat Çayla'ya, tüm yetkililerimize, değerli hocamız Ziraat Yüksek Mühendisi Tuba Kahraman'a ve tüm katılımcılarımıza tekrardan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve değerli çiftçilerimiz ve tarım sektörü paydaşlarımız, bitki hastalık ve zararları ile karşılaştığımızda entegre mücadele prensiplerini uygulayalım. Öncelikle kültürel tedbirleri, biyolojik ve biyoteknik mücadele tekniklerini uygulayalım. Ve unutmayalım ki tarımda en son çare kimyasal mücadele. Diğer bir bölümümüzde, dersimizde tekrardan birlikte olacağız.